Transformers severler, yeniden merhaba. Ben Optimo TR ve yeni bir stüdyo serisi figürün incelemesinde birlikteyiz. Elimizde Transformers stüdyo serisinin 38 kutu numaralı Voyager sınıfı Optimus Prime figürü var ve Optimus Prime araç formunda karşımızda. Transformers Movie evreninin yeni film serisi olan Bumblebee filminde karşılaştığımız Optimus Prime'ın görüntüsüne sahip bu figürün hem araç formu hem de biraz sonra bakacağız robot formunda filmde gördüğümüz görüntüyle birebir örtüştüğünü net olarak söyleyebilirim. Hadi şimdi gelin bu güzel figürün araç formunu yakından birlikte inceleyelim. Figüre yakından baktığımızda oldukça tatlı bir dizayna sahip olduğunu ve az önce de söylediğim gibi çok gerçekçi bir görünüme sahip olduğunu görebiliyoruz. Optimus Prime'a şöyle ön taraftan baktığımızda klasik bir Optimus Prime görüntüsü bizi karşılıyor. Hemen gümüş renkli olarak farları ve tampon kısmı dikkatimizi çekiyor. Ön mazgal oldukça detaylı ve tatlı bir şekilde imal edilmiş. Yan taraflara doğru yine krom işlemeler devam ediyor. Yan taraflardaki sinyal çıkıntıları renklendirilmemiş, krom renkli olarak bırakılmış. Hani sarı renkli olabilirdi. Hemen üst tarafta şöyle maviye çalan bir renkte şeffaf bir cam yapısının olduğunu ve hemen önde de yine krom renkli olarak sileceklerin bulunduğunu görebiliyoruz. Üst tarafta da güneşlik diyebileceğimiz birçok tır dizaynında karşımıza çıkan bu yapı yine bu figürde de unutulmadan figür üzerine işlenmiş. Yan taraftan baktığımızda ise özellikle detaylar, mekanik yapılar ve girintiler, çıkıntılar dikkat çekiyor. Lastikler oldukça hoş ve detaylı bir şekilde imal edilmiş. Jantları ve plastik yapılı lastik kısımları oldukça hava katıyor figürümüzün araç formundaki duruşuna. Aracın ön tarafındaki yine mekanik yapılar, yakıt depoları ve çeşitli kapaklar, girintiler, çıkıntılar oldukça tatlı gözüküyor. Camı ön taraftaki gibi şeffaf değil, plastik bir malzemeden yapılmış ama yine aynı renkten imal edilmesi hoş bir detay olarak ön plana çıkıyor. Yine krom renkli olarak aynalar. Arka tarafa doğru geldiğimizde de aracın yakıt deposu hemen burada. Yine bir takım mekanik yapılar ve iki lastikli arka tekerlekler ön plana çıkan diğer detaylar. Üst taraftan baktığımızda ise aracın arka tarafındaki klasik tır görüntüsü bizi karşılıyor. Ancak diğer Optimus figürlerine nazaran bu figürde bacakların oluşturduğu arka kısımdaki iki panel arasındaki bu boşluk açıkçası biraz rahatsız edici. Biraz daha doldurulabilirmiş orası, ancak bu şekilde bırakılmış. Aracın ön tarafının arkasına baktığımızda ise yine bacaktan gelen parçalarla birlikte çok tatlı bir şekilde kapatıldığını ve diğer Optimus Prime figürlerinde bu tarafta oluşan görüntü kirliliğinin bu figürde biraz daha toparlanmış olduğunu görüyoruz ve yine tabii ki Optimus Prime'ın bu moddaki 2 adet egzoz çıkışı dikkat çeken bir diğer detay. Son olarak figürümüzün alt tarafından görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar, oldukça nizami, derli, toplu bir görüntü karşımıza çıkıyor. Optimus Prime'ın 38 kutu numaralı stüdyo serisi Voyager sınıfı figüründe. Figürümüz aksesuar olarak sadece bir adet silahla birlikte kutudan çıkıyor. Oldukça güzel tasarlanmış ancak tek düze siyah renk olarak imal edilmiş bir silah. Filmde gördüğümüz, Bumblebee filminde gördüğümüz silah yapısıyla birebir bir benzerlik gösteriyor. Üzerindeki mekanik yapılar, girintiler, çıkıntılar oldukça tatlı ve özellikle burun kısmındaki bu çıkıntı gerçekten çok hoş bir hava katıyor. Silahı araç formunda aracın hemen arkasındaki şuradaki boşluğu kullanarak storage edebiliyorsunuz. Oldukça da tatlı gözüken bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu haliyle silah ile birlikte Optimus Prime araç formundaki görüntüsü bu şekilde. Stüdyo serisi 38 kutu numaralı Optimus Prime'ın araç formunda boy karşılaştırmalarına bakacak olursak, öncelikli olarak bir başka Optimus Prime'ı yine stüdyo serisinin 05 kutu numaralı Optimus Prime kadraja girdiğinde iki figürümüz birlikte bu şekilde gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi 05 Optimus Prime Bumblebee filmindeki Optimus Prime'ın araç formundaki görüntüsünden daha cüsseli, daha büyük gözüküyor. Çok ciddi bir boy farkı var aralarında. Özellikle figürlerimize bu şekilde yandan baktığımızda iki figür arasındaki boy farkı net bir şekilde kendini gösteriyor. Yükseklik olarak aralarında çok ciddi bir fark yok açıkçası. Ancak uzunluk ve genel görüntü itibariyle 05 Optimus Prime 38 Voyager Optimus Prime'dan biraz daha büyük bir figür. Figürümüzün yanına bu kez standart bir Deluxe sınıfı figür olan Transformers 5 Last Night Premium Edition Cogmin figürünün araç formundaki görüntüsü kadraja girdiğinde birlikte figürlerimiz bu şekilde görünüyorlar. Boy oranlaması anlamında standart Deluxe sınıfı figürlerin araç formlarında oldukça
güzel bir benzerlik, güzel bir uyum olduğu hemen gözümüze çarpıyor. Başarılı bir scale oranı iki figür bize sergiliyor. Yine bir standart deluxe sınıfı figür olan Transformers 1. film Barricade'in araç formu kadraja girdiğinde figürlerimiz birlikte böyle görünüyor. Tıpkı Cogmo figüründe olduğu gibi hemen hemen aynı boyutlara sahip bu figürümüzde 38 Optimus Prime'ın yanında böyle bir görüntü veriyor. Şöyle bir bonus olması açısından yine bir başka Decepticon'umuz. Crankcase'in Chevy Suburban marka araç formundaki görüntüsü Optimus Prime'ın yanında bu şekilde görünüyor. Biraz daha yüksek bir görüntüye sahip Jeep versiyonu bu figürümüz. Yan yana Optimus Prime'e geldiğinde ortaya çıkan görüntü de bu şekilde. Ve araç formundaki son karşılaştırmamız olarak da yine bir stüdyo serisi figür olan Transformers 1. film Jazz figürünün Pontiac marka araçtan uyarlanan görüntüsü Optimus Prime'le birlikte bu şekilde bir scale duruşu sergiliyor. Hemen hemen bütün karşılaştırmalarda söylediğimiz gibi stüdyo serisinin Jazz figürü ciddi anlamda küçük boyutlara sahip bir figür. Ancak araç olarak da zaten yine küçük boyutlarda diyebileceğimiz 2 kişilik bir kupe modeli olan Pontiac'ın Salsas marka bu aracı tabii ki bir tırla karşılaştırıldığında bu şekilde bir boy farkında ortaya çıkması konusunda çok fazla da üreticileri eleştiremiyorum ve Transformers Studio Series 38 Optimus Prime'ın araç formundaki karşılaştırmaları da bu şekilde. Şimdi de figürümüzün robot formuna dönüşümüne hep birlikte bakıyoruz.
Ve arkadaşlar Optimus Prime robot formunda karşımızda. Çok basit ama çok teknik, tatlı bir dönüşümü var. Bu figürümüzün görüntü anlamında da olduğu kadar mekanik olarak da oldukça başarılı bir figür olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Transformers Studio serisi 38 kutu numaralı Optimus Prime'ın ve şimdi gelin Optimus Prime'ı robot formunda yakından inceleyelim. Figürümüz detaylarının güzelliğiyle dikkat çeken ve başarılı üretilmiş figürlerden bir tanesi. Gerçekten dört dörtlük bir sunuma sahip. Baş kısmındaki klasik Optimus Prime'ın G1 versiyonundan gelen görüntüsü ve tasarımı hemen dikkat çekiyor. Alnının üzerindeki metalik yapı, battle masklı ağız yapısı, kapalı ağız yapısı ve hemen kenarlardaki metalik yapı ve kulağındaki krom yapılar da yine dikkat çeken kısımları. Gözleri buz mavisine yakın bir renkle renklendirilmiş, oldukça tatlı gözüküyor. Hareket anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Göğüs kısmına geldiğimizde gerçekten çok hoş bir tasarım var ve araç formundan gelen ön camlar oldukça tatlı bir görüntü oluşturmuş. Şeffaf camın içinden arkadaki mekanik yapılar görünebiliyor. Bu hoş bir detay olarak dikkat çekiyor. Karın kısmına geldiğimizde ise girintiler, çıkıntılar, kablolar ve bir takım mekanik parçalar yine çok hoş bir tasarım ortaya çıkarmış. Bazı kısımları da yine krom renkli olarak boyanarak daha güzel bir görüntü elde edilmiş. 38 kutu numaralı Bumblebee filminde karşılaştığımız Optimus Prime'ın bu versiyonunda kollara geldiğimizde hareket anlamında yine hiçbir sıkıntımız yok. Hem omuzdaki hem de dirsekteki ikili eklemler yardımıyla kolunu istediğiniz yönde çevirebiliyorsunuz. Bilekler içeri ve dışarı hareket edebiliyor ancak şu hareketi yapamıyor. Belini yine pozlarken size yardımcı olabilmesi adına sağa ve sola döndürebiliyorsunuz. Bacaklarda ise hem omuzdaki hem de dizdeki yine eklemler yardımıyla istediğiniz gibi pozlayabiliyorsunuz ve detayları da oldukça hoş. Hemen şu gövdenin bacaklara bağlandığı kısımdaki sarı siyah şeritler oldukça hoş bir hava katmış figürümüze. Alt bacağa geldiğimizde ise yine çok tatlı bir dizayn ortaya çıkmış. Filmde gördüğümüz görüntünün, o mekanik yapının tamamıyla birebir aynısı figürümüze yansıtılmış. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Yine araç formunun arka tarafındaki lastikleri de filmdeki görüntüye uygun şekilde alt bacakta, arka tarafta konumlandırılmış, çok hoş bir görüntü bizlere sunuyor Transformers Studio serisi 38 kutu numaralı Optimus Prime'da. Figürümüzün silahını robot formunda isterseniz eline takarak şu şekilde sergileyebileceğiniz gibi diğer eline de yine aynı şekilde takabilirsiniz. Ya da figürün hemen arkasındaki şuradaki boşlukları kullanarak silahtaki yan taraftaki çıkıntıları kullanıp sırtına da yerleştirerek storage edebiliyorsunuz. Yine hoş bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Studio serisinin birçok figüründe olduğu gibi bu figürde de yine başarılı bir sunum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Figürümüzün robot formdaki boy karşılaştırmalarına bakacak olursak, öncelikle tabii ki Bumblebee filminin baş kahramanı Bumblebee'nin TS-02 Battle versiyonu Bumblebee figürünü Optimus Prime'in yanına koyduğumuzda ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Oldukça başarılı bir scale oranı, kabul edebileceğimiz bir boy uyumu iki figür arasında. Tabii ki bu figürümüzün incelemesini izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Her ne kadar bir deluxe scale figür olarak üretilse bile çok kapsamlı ve detaylı bir figür olan TS-02 Bumblebee standart deluxe sınıfı figürlerden biraz daha cüsseli ve boylu duruyor. Dolayısıyla gerçek anlamda iki karakterin arasındaki boy uyumu dikkate alındığında herhalde Bumblebee'nin şu boylarda olmasını beklerdik. Ancak yine de her iki figürümüz birlikte çok tatlı görünüyor. Bumblebee'den sonra yine aynı filmde benim en sevdiğim Decepticonlardan biri olan Dropkick'in stüdyo serisi 40 numaralı Deluxe sınıfı figürü Optimus Prime'ın yanında böyle görünüyor. Gerçek bir Deluxe boyutlarına sahip bu figürümüz tabii ki Optimus Prime'la çok daha başarılı bir scale görüntüsü bizlere sunuyor. Yine başarılı üretilmiş figürlerden, çok hoş sunulmuş figürlerden birisi Transformers Studio serisi 40 numaralı Dropkick. Yine aynı filmdeki karizmatik female Decepticonlarından biri Shatter'ın Jet versiyonu stüdyo serisi Deluxe sınıfı figürü Optimus Prime'in yanında böyle görünüyor. Dropkick'e göre biraz daha boylu ve biraz daha şöyle Deluxe sınıfı ile Voyager sınıfı arasında bir boyutlara sahip figürümüz Optimus Prime ile birlikte bu şekilde bir görüntü sergiliyor. Shatter'ı da alıp bir başka G1 versiyonu figürümüz RC'nin Beast Hunter serisi figürü kadraja girdiğinde ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Bir Deluxe sınıfı olarak geçen RC figürü tabii ki stüdyo serisi
serisinin Deluxe sınıfı figürlerine göre biraz daha cüsseli, sonuçta bir motosiklete dönüşen karakterimiz gerçek bir scale oranında herhalde şu boylarda olması beklenirdi. Ancak oldukça detaylı ve başarılı üretilmiş yine figürlerden bir tanesi Beast Hunters'ın en sevdiğim sunumlarından birine sahip RC'nin motosiklet versiyonu. Bu figürü Optimus Prime'le birlikte böyle görünüyor. Tıpkı araç formunda yaptığımız gibi bu kez de robot formunda Bayverse'den bir figürü bu Optimus Prime'in yanına koyduğumuzda tabii ki tercihim Transformers 4. film Kayıp Çağı, Evision Mode Voyager sınıfı Optimus Prime olurdu. Birbirine çok benzettiğim bu iki figür sınıfları farklı olsa da çizgiler anlamında ve hatlar anlamında çok ciddi bir benzerlik gösteriyor. Ancak gördüğünüz gibi stüdyo serisinin 38 kutu numaralı versiyonu Optimus Prime bu Optimus Prime'a göre daha kalıplı ve daha kalın uzuvlara sahip bir figür olarak dikkat çekiyor. Evision Mode Optimus Prime biraz daha hatlarıyla ince uzun bir yapıya sahip, ancak yine de her iki figürümüz birlikte bu şekilde bir duruş sergiliyor. Ve son olarak bir bonus anlamında Starscream'in gerçek G1 versiyonu Deluxe sınıfı figürü Optimus Prime'in yanında böyle görünüyor arkadaşlar. Oldukça tatlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu figürümüz de kadraja girdiğinde tabii ki Optimus Prime'ın Starscream'le beraber aynı boyda olmasını beklediğimiz iki karakter. Ancak dediğim gibi Deluxe sınıfı üretilmiş bu figürü de sizlere göstermek istedim. Oldukça hoş üretilmiş, tatlı üretilmiş figürlerden bir tanesi. Ve böylece Bumblebee filmi karakterlerinin figür incelemelerinde stüdyo serisinin 38 kutu numaralı Optimus Prime figürünün incelemesinin sonuna gelmiş oluyoruz. Bence güzel bir video oldu. Eğer siz de beğendiyseniz videoya like atmayı ve tabii ki kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu figür ve daha birçok Transformers figürünü elde edebileceğiniz ve rahatlıkla getirtebileceğiniz Big Bad Toy Store'un Transformers sayfasını açıklama kısmındaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki figür incelememizde veya bir Transformers videosunda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.